hak etmiyorum. Ya şöyle, çünkü gerçekten bir ev değil. Parlatmış olsaydın en azından bir yer gözüme çarpmış olsaydı nasıl haklısın. Nasıl çarpmış, ne olabilirdi? Ama ki zaten, çarpmıyordu hiçbir şekilde. Hayır, zaten en... Gerçekten işi en çok zorlayan yer mutfaktı. Evet, mutfak doğru olmuş ama için. Banyonun fayansları şöyle, silinmiş, yani onlar temizlenmiş, çamaşır makinesine kadar silindi. Benim için önemli olan şu, evet silmişsin ama parlamamış. Parlamamış. Yani şöyle kaba taslak yapılmış gibiydi. Yalan alınmış gibi. Evet. Asla kendi günümü kurtarmak için puan vermedim, 2 vermedim. Temizliğini beğenmediğim için 2 verdim. Ben mutfak için öyle bir şey söyleyemem. Kapat asla yapılmış diyemem. Gerçekten o mutfağın ilk halini gören biri bunu diyemez. Ben de 2 puanını çok düşük gördüm şu an bu ev için. Merve evet. Sen ne düşünüyorsun? Ya 2'yi hak etmedi bence evet. De. Ya tamam yani çok eşiyle aile haksızlık mı yapıyorlar? Aslında. Ya biraz. Haksızlık yaptığını asla. Düşünmüyorum ama. Vicdanım çok rahat. En azından emeği için 2 verilmemeli. 2 verenlerin haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Ya benim için bir kısım dahi tam olmuş olsaydı evet haksızlık yapmış olurdum ama ulaşık hiçbir yerde imtihanlık bir şey yoktu. Öyle bir evde yapılan tek şey o olabilirdi. 2,5 saat mutfakta. Zaten 2,5 saat önce çıkıp ben oraya girdiğimde ben dedim ki ben bu mutfaktan 2,5 saatte çıkabilirim. Ben bu mutfağa 2,5 saat ayırıyorum ve ben işe başlamadan bunu yaptım. Tamam 2,5 saatte çıkmışsın ama. Ve ben orada 7 dakika bir fazla ama zamanla çıktım. Ama 2,5 saatte çıkmışsın ama yani. Gerçekten çok kötü. Temiz olan bir yer yok. Yani şöyle, evet pisliği kabası gitmiş ama sadece kabası gitmiş. Evet, sabah yani bir girilmiş çıkılmış gibi. Aynen, yani, çok fazla geldi. Ama dolapların beklerdim içi de bulaşık yani makinesi paylasın, bayağı içi dolu olabilir ama yine söylüyorum, yine lafımın arkasındayım, yağ içindeydi her şey. Haksızlık, eğer fazla puan vermiş olsaydım kendileri iyi bir temizlik yaptığında onlara düşük puan verirsem onlara haksızlık yapmış olurdum. Yani 2 kişi 2 verdi. 2,5 saat mutfak temizlendi. Yine buzdolabı hiç ellenmemiş. Buzdolabı. Buzdolabının içi çok büyük bir eksiklik. Buzdolabının içi güzel ve temizliydi. Ne diyorsun 2 verenler için? Ben haksızlık olduğunu düşünüyorum 2 için. Çünkü o sonuçta... Sizin düşünceniz. Yani. Ya, tabii ki siz öyle görmüşseniz bir şey diyemem. Ama 4 saat için gerçekten çok yağlı bir evdi. Evet benim de gördüğüm eksiklikler var ama doğru konuşmam gerekirse. 2 gerçekten çok az bir rakam. Ben en büyük eksikliği lavaboda gördüm. Zaten 15 dakikalık bir sürede yetiştirmeye çalışmış. Evet 15 dakikada girdi ama yine de ona rağmen beğenmediler. Evet Nail'e. Ben yani haftanın ilk günü sana 2 verdiler. Ben asla kabul etmiyorum. Yani gerçekten de o ev için yapılan yani alınabilecek ya, puan gibi, değil. Bak, sandalyeler tam temizlenmemiş, siz, beşik temizlenmemiş. Siz kendiniz şu an beşiği içerisini temizlemek değil ki benim işim oradaki. Ama orada salona hayır. Dahil. Dahil tamam ama üzerindeki şeylerin hepsini biz aldık. Onları da mı temizlememiz gerekiyor? Ya ama hiç terleyip toplayabilirdin. Peki yani. Biz de ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bakalım 2 veren arkadaşlarımız iddialı olduklarını söylüyorlar. Bu temizliği ya, beğenmedik. Biz daha iyisini yaparız diyorlar. Bakalım Ayla ve Neşe nasıl bir temizlik yapacak? Bakalım. 4 saatte... Bakalım nasıl her yere didik didik girebilecekler. Ama ben iddialıyım demiyorum. Evi kutu gibi diyorum. İddialı değil. Sen az önce ben sosyal tesis temizliyorum. Senin kutu kadar evin dedin. Evet yine söylüyorum çok şanslı kutu gibi hemen. Gerçekten. Ama 2,5 saatte bitirin dedin. Bu bile çok büyük yani bir iddia. Yani evinden daha küçük bir ev gelir. Senin evin keşke böyle geniş olsaydı o zaman derdim ki tamam yetiştiremedi. O ev daha geniş olsa yetiştirirdi. Geniş ev daha rahat oluyor. Evet. Daha geniş. İnşallah sizin eviniz benim evimden daha küçük olur. Toplamda 10 puandasın şu anda. Olsun. Ben bu ev ikilik bir ev değil dediğim halde yine de 2 verdi evet. Ayla da Neşe evet. De. Kendileri bilirler, kendi görüşleri tabii ki. Aynen, bir şey diyemem artık. Tabii ki. Nayla Hanım 10 puan aldı ama bence birinci yapmaz 10 puanını. Evet, sıra geldi. Şimdi ben yorumumu yapacağım. 2,5 saat mutfağa verdik açıkçası söylüyorum. Mutfak dolaplarını evet elinden geleni yaptın, oldu. Keşke biraz daha yavaş yapsaydın. Neşe'nin dediği gibi o yağlı sular hep duvarlara sıçradı ya, o karşı duvar hep yağlı evet. Su oldu. Başına biraz daha iş açtın ama üstü güzel oldu. Dolapların içini indirdin. En çok dikkat ettiğim şey çöp poşeti serdin ve tabakları oraya indirdin. Normalde hurra bir yere yığıyorlar. Hiç güzel bir davranış değil. Ve tek tek indirip geri serdin. Evet. O da güzeldi. Ama 2,5 saatte o dondurucunun üstünün silinmesini, o bulaşık makinesinin arasının alınmasını ben de beklerdim. Salona gelelim. Evet, salonda vitrin konsolu yemek masası yoktu. Bunlar senin suçun değil. Olmayabilir. Evet. Ama en azından sandalyeleri biraz daha kremleyebilirdik dediği gibi. Onlar çıkardı. İşte bunların hepsi mutfak dolaplarında çok uzun süre kalmandan dolayıydı. Banyoda küvetini beğendim. Fayansları elinden geldiği kadar yaptım. Lavabonu da yaptım.
yaptım. Lavabonun arkasına kadar evet. girdim. Çünkü son 15 dakika ve artık nereye daha iyi yapabilirim diye koşuşturmaktan elinden geleni yaptın. Klozet vakit kalsaydı belki biraz daha çıkardı o klozetin değil mi? Ama kireç sökeceği en başta döküp bekletmediğin için ki zaten klozetin içini en başta gördük. Banyodan direkt çıktık o kokudan. Evet, hiç kimse iyi. O banyonun kokusundan şu an bahsetmiyor. O kokudan evet. eser kalmadı. Ben bahsettim. Söyledim yani çok kötüydü dedim. Ama iki verdim bir şey değiştirmedi benim için. Yani o kokunun gitmesi iyi bir şey. Demek ki bu banyoda bir temizlik yapılmış o koku gitmiş. Peki eline koluna sağlık. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Ve şimdi yarın temizlik yapacak yarışmacımızı seçeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım yarın 4 saatte her yere didik didik kim girecek? Evet beyaz geldi. Seçeyim mi? Eyvah eyvah. Seç. Hayırlısı. Açayım mı? Açalım. Açalım artık. Bence bir daha seçelim. Bakın gözlerimi kapatıyorum. Hazır mısınız? Evet. Mavi geldi. Açayım mı? Aç. Hadi son şans diyorum. Son kez seçiyorum. Dediğim hadi beyazı ilk seçtim onu açalım. Evet temizlik benim işimde. Haftanın ikinci gün temizliğini yapacak bu arkadaş şu anda elimde. Acaba kim yapacak? Sosyal tesis temizleyen Ayla abla mı? Yoksa 19... Yoksa 19 yaşında ben daha iyi temizlerim diyen Yusra mı? İki veren Neşe mi? Evet. Ne kadın var ya. Herkes gözlerini kapatsın. Temizlik benim işim de bu haftanın ikinci gün temizliğini... İkiler... Ayla yapıyor. Evet. Yarın programımız 2,5 saat sürecek. Çünkü Ayla'nın 2,5 saatte temizleyeceğini. Ama bana kutu gibi ev düşerse. Cetvelle ölçüp sana kutu gibi ev bulacağım ben. Evet. Sen cetveli getir yarın. Evet yarın Ayla abla ile temizlik yapacağız. Ayla abla buyur ekran sende. Bravo. Bravo. Haftanın birincisi benim. Daha final aç. Evet şimdiden haftanın birincisiyle temizlik yapacağız. Yarın Ayla ablayı sakın kaçırmayın. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Sakın yarın da bir yerlere gitmeyin. Bak. Bir yere git. Bence zaten bu ikiden sonra ekrandan ayrılmayacaklar. Senin nasıl temizlik yapacağını eminim merak ediyorlar. İnşallah kutu gibi düşer. Hadi. Hadi yurt düşerse. Peki çok çelişki konuşmalar geliyor. O zaman adaletli olacak. Adalet bekliyor iki veren Ayla Hanım. İnşallah adalet tecelli eder. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet Nail'in eline koluna sağlık. Haftanın ilk gün temizliğini yaptı. Şimdi Nail'e puanımı veriyorum. Evet Nail'in temizliğine puanımı verdim. Yarın Ayla abla ile temizlik yapacağız. Bakalım yarın iddialı Ayla abla nasıl bir temizlik yapacak? Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.